Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir Türk seri katilden bahsedeceğim sizlere. Hamdi Ayrı. Ayrıca kendisine koku katili de deniliyor. Çünkü güzel kokan kadınları takip edip onları öldürüyordu. Hamdi Ayrı, Mardin Nusaybin'de 1983 yılında dünyaya geldi. Bekardı. Sevgilisi tarafından terk edildikten sonra cinayet işlemeye başladı. 2010'da 3 günde 3 kadını tabancayla öldürdü. Muğla Bodrum'da uyurken polisler tarafından yakalandı. Üzerinden bir kadına ait kimlik ve cinayetlerine ait gazete küpürleri çıktı. 14 Nisan 2010 tarihine gidiyoruz. İzmir, Balçova. İzmir Ekonomi Üniversitesi öğrencisi Bahar G. dersten yeni çıkmıştı ve evine doğru yürüyordu. Evine sokağına yaklaşmıştı ki arkasında hızlanan adımları fark etti. Ürktü, hızlandı. Arkasında bir erkeğe ait olduğunu anladığı sesleri dinledi. Yüreği boğazında atmaya başlamıştı. Cesaretini topladı ve arkasını döndü. Adam burnunun dibindeydi. O gün Bahar, çantasını almaya çalışan orta boylu adamla uzun süre boğuştu. Çantasındaki harçlığı vermemeye kararlıydı. Adam bıçağını çıkardı ve rastgele sapladı. Genç kız sol omzundan yaralanıp yere yığıldığında koşarak uzaklaşan bir erkeğin adımlarını gördü, bayıldı. 20 yaşındaki Bahar hastaneye kaldırıldığında hiçbir şey hatırlamıyordu. Saldırganı tanımıyordu. Hafızasındaki belli belirsiz yüz robot resmini çizdirmeye de yetmedi. Çok fazla kan kaybetmişti. Hayati tehlikesi yoktu ama polisin söylediğine göre ucuz atlatmıştı. Ne kadar ucuz atlattığını o da bilmiyordu. 26 Nisan 2010, İzmir, Balçova. İzmir sakin gecelerinden birini yaşıyordu. Günü ağarmak üzereydi. Fevzi Paşa bulvarındaki fırın işçileri mesaiye yeni başlamıştı. 5.30 sularında 913 sokaktaki tarihi Kavaflar Çarşısı Kavukzade kapısı önünden bir el silah sesi yükseldi. İşçiler geceyi yaran bu sesin geldiği yere doğru koştu. Sokağın başında park halinde bir araç vardı ve kapısı açıktı. Olay yeri inceleme ekipleri geldiğinde otomobilin direksiyon koltuğunda transseksüel bir kadının cesedini buldular. Pantolonu yarıya indirilmiş haldeydi ve başından tek kurşunla vurulmuştu. Kimliğine göre kurban Azra Takma adlı 30 yaşındaki Mustafa Has'tı. Çantası ve cep telefonu çalınmıştı. Olay mahallinde yapılan incelemede cinayetin 7.65 çapında bir tabancayla işlendiği ortaya çıktı. 2 gece öncesine gidiyoruz. İzmir, Balçova. Genç kadın Çağdaş Caddesi'nden evine doğru yürüyordu. Dalgındı. Evinin bulunduğu sokağa döndü. Arkasından hızla yaklaşan adamı fark ettiğinde artık çok geçti. Katil arkadan sessizce yaklaşmış, kafasını hedef almış ve kadını tek kurşunla öldürmüştü. Çantası ve cep telefonu da yine çalınmıştı. Ancak evinin yakınında öldürülmesi polisin kısa sürede kadının kimliğine ulaşmasını sağladı. Kurban 26 yaşındaki banka çalışanı Esra Yaşar'dı. Düşmanı ya da husumeti olan kimse yoktu. Ailenin acısı ertesi sabah hem semt sakinlerini hem de bütün İzmir halkını kuşattı. Esra'nın cenazesi yeni defnedilmiş, olayla ilgili soruşturma devam ediyordu. Ortada ne görgü tanığı ne de katile ait bir ipucu vardı. Polis sadece cinayetin 7.65 çapında bir silahla işlendiğini biliyordu. Bir gece sonra 155 polis imdat telefonunu yanıtlayan polis telefonun ucundaki kişiyi sakinleştirmeye çalışıyordu. Adam bağırıyor, genç bir kadının sokak ortasına vurulduğunu, şu an kanlar içinde yerde yattığını anlatmaya çalışıyordu. Neden sonra telefondaki kişi adres vermeyi başardı? Bir gece önce Esra'nın öldürüldüğü yere çok yakın bir noktada yine genç bir kadın silahlı saldırıya uğramıştı. Yine başından tek kurşunla vurulmuş, çantası ve cep telefonu çalınmıştı. Silah seslerini duyarak sokağa çıkanlar durumu polise bildirdiğinde saldırgan çoktan kayıplara karışmıştı. İkinci kurban üniversite öğrencisi Ayşe Selen Yaylaydı. 21 yaşındaydı. Aynı çapta bir silahla vurulmuştu. İlk cinayetten farklı olarak katil bu kez civardaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına takılmıştı. Kamera görüntülerinde yeşil montlu, kot pantolonlu, elinde siyah poşet olan birinin hızla bölgeden uzaklaştığı
ve sık sık dönüp arkasını kontrol ettiği görülüyordu. 3 gece üst üste işlenen cinayetler sonunda İzmir halkı tam bir infial halindeydi. Polisin elindeki tek ipucu ikinci cinayet ve son cinayetle ilgili muhtemel katile ait görüntülerdi. Yaklaşık bir robot resmi çizilip güvenlik birimlerine dağıtıldı. Bankacı Esra Yaşar cinayetinde boş kovan bulunamadı. Ancak otopside çekirdek kafatasından çıkarıldı. İkinci cinayette ise mermi genç kızın sağ kulağın arkasından girip sol kulağın arkasından çıkmıştı. Polis bu kez de boş kovanı bulurken mermi çekirdeğini bulamadı. Son cinayette ise polis hem kovanı hem de mermi çekirdeğini bulmuştu. Bu mermi çekirdeği de otopside kafasından çıkmıştı. Cinayette 7.65 çapındaki aynı tabancanın kullanıldığı artık netti. Şimdi en önemli sorunun cevaplanması gerekiyordu. Neden? Her 3 cinayetin de infaz şeklinde olması terör cinayetleri ya da bu tarz cinayetleri işleyen Hizbullah örgütünü akla getirdi. Ama 3 kurbanın da bu tip bağlantıları yoktu. 2 kadın evlerine 50 metre kala, transseksüel birey ise karanlık bir bölgede öldürülmüştü. Her 3 kurban da minyon tipliydi. Tıpkı cinayetler başlamadan 10 gün önce saldırıya uğrayan ve omzundan yaralanan üniversite öğrencisi Bahar gibi. Bahar o geceyi ne kadar ucuz atlattığını cinayet masası dedektiflerine ifade verirken anladı. O gece katil bıçakla saldırmıştı. Kim bilir belki de başarılı olamayacağını anlamış ve tabanca kullanmaya başlamıştı. Bahar saldırganı görmüştü. Üstelik verdiği ifadeyle yeni bir robot resmi çizildi. Ancak sabıka kayıtlarından saldırgan teşhis edilemedi. Tek ihtimal daha önce sabıkası olmayan bir katil vardı ortada. Soruşturma tekrar çıkmaza girmişti. Polis elindeki tek kozu kullanmak için robot resmi bilerek Bahar'ın verdiği ifadeden farklı çizdirdi. Sadece kendisinin olmadığını sanan katilin rahat davranmasını sağladılar. Birkaç gün sonra beklenen haber geldi. Bir cep telefonu bayine gelen genç bir adam elindeki telefonu satmak istemiş ancak kimlik vermemişti. İş yeri sahibinin ısrarı üzerine de bir iş yeri adresi vermişti. Adres eski iş yerine aitti ama ölümcül bir hata yapmıştı. Katil telefonu satmadan önce hafızasını silmiş ama tek bir fotoğrafı unutmuştu. O fotoğrafta da son kurbanı Mustafa Has vardı. İzmir'de bunlar olurken katil çoktan otobüs terminaline gelmiş, Bodrum için bir bilet almıştı. Bütün İzmir'e hatta Türkiye'ye yayılan robot resimlerden kendisinin aranmadığını zannediyordu. Katil aynı gecenin sabahında Bodrum'da kaldığı pansiyonda yakalandı. Bavulunda 4000 euro para, kredi kartları, pasaport, kurbanlarından aldığı eşyalar, ziynet eşyaları ve yanında cinayetlerde kullandığı 7.65 mm çapında silah ve cinayet haberlerinin yer aldığı gazete küpürlerini de çantasına özenle yerleştirmişti. Hamdi Ayrı 20 yıl önce Balçova'ya göçmüş Mardinli bir ailenin oğluydu. Babası inşaatlarda çalışarak ailesinin geçimini sağlıyordu. Anne ve babası 1,5 ay önce memleketlerine gitmişti. O da 3 kardeşiyle kalmıştı. Sabıkası yoktu. Çeşme ve Bodrum'da garsonluk yaparak para kazanıyordu. Cumartesi gece yarısı bankacı Esra Yaşar'ı öldürdükten sonra pazar günü akşam 19.30 sıralarında ikinci cinayetini işlemiş, sonra da bir berbere gidip saçlarını kestirmişti. Berber Hamdi'nin telaşlı olduğunu, montunu çıkarmadığını ve terlediğini söylemişti. Komşularına göre ailesi kendi halinde iyi insanlardı ve cinayet işlenen yere çok yakın oturuyorlardı. İzmir 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yapılan yargılama sonucunda Hamdi Ayrı 3 cinayet için 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Bahar G'yi bıçakla saldırıp yaralama suçundan ise 15 ay ceza aldı. Ancak bu ceza sabıkasız olduğu göz önüne alınarak ertelendi. Hayri yargılama boyunca cinayetleri işlediğini kabul etmedi. Sürekli olarak Zaza Ercan lakaplı birinden bahsetti. Hamdi'nin söylediğine göre cinayetleri bu adam işliyor ve suçu onun üstüne atıyordu. Hamdi Ayrı'nın yargılanması sırasında mahkemeye bir mektup ulaştı.
İmza Hayri'nin koğuş arkadaşlarına olan bir mahkûma aitti. Mahkûm Hayri'nin cinayetleri detaylarıyla hem sözlü hem de yazılı olarak kendisine anlattığını, bu cinayetlerin de ilk olmadığını savunuyordu. Cezaevinde işlediği cinayetleri bana kahkahalar içinde anlatmaya başladı diyordu. İşlediği cinayetlerin aslında ilk olmadığını, ilk olarak yanında çalışan adamlar için Bodrum'da R.Ö. isminde birini asarak öldürdüğünü söyledi. Mahkûmun yazılı ifadesine göre Hayri birinci cinayet için takip ettim. Beni fark edince konuşmak için bana döndü ama konuşturmadan onun kafasına sıktım. İkinci cinayet için eczanenin yanında eve girecekti. Ben arkasındaydım. Beni fark etti ve dönüp bana bakacakken kafasından vurdum. Üçüncü cinayet içinse travesti arabasıyla durdu ve beni aldı. Otelin arkasına geldiğimizde vurdum ve tekrar otele döndüm demişti. Üstelik bunları kendi el yazısıyla koğuş arkadaşına söylemişti. Mahkeme başkanı Hamdi Ayrı'ya mektupları göstererek bunları kendisinin yazıp yazmadığını sorduğunda ise şu yanıtı verdi. Evet, mektuplar bana ait ama daha önce hiç cezaevine girmemiştim ve düzenin nasıl olduğunu da bilmiyordum. Burada 8 metre yükseklikteki bir tavandan not atmak suretiyle haberleşme imkanı oluyordu. İrfan denilen kişinin yüzünü bile görmedim. Beni kimse ziyarete bile gelmemiştir. Bu şahıs bana sürekli gazete kağıdına sarılı notlar atıyor, ısrarla olayı soruyordu. Belki günde 20 defa not attığı oluyordu. Yalnızlıktan dolayı psikolojim bozulmuştu. En sonunda gönderdiği nota yanıt verdim. Ama gazeteden okuduklarımı yazmıştım. Aslında cinayetleri ben işlemedim diyerek de mektubunu bitiriyordu Hamdi. Hamdi Ayrı şu an hala cezaevinde ve hayatı boyunca da cezaevinden çıkamayacak. Hamdi Ayrı olayımız da bu kadardı. Başka bir olayda, başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.